şu anda Central Park'tayız. Central Park, New York kentinin en büyük parkı. New York'un Manhattan adasının tam ortasında, bütün şehrin aslında simgesi haline gelmiş. Etrafında çok lüks konutların, manilerin olduğu 3400 dönümlük kocaman bir şehir parkı. Central Park 1857 ile 1876 yılı arasında inşa edilmiş ve oldukça büyük bir mevduatın, günümüzün parasıyla 200 milyon doların harcandığı bir park. Tamamen insan yapımı, büyük bir peyzaj çalışması, her bir unsuru, taşı, işte ağaçları, gölleri insan eliyle, işçi eliyle yapılmış ve o zamanın koşullarında çok büyük bir çalışmayla, büyük bir eforla yapılmış bir park. Özellikle 1800'lerde Lower Manhattan'daki halkın ve New York'taki nüfusun artmasıyla birlikte burada yaşayan beyaz nüfus Avrupa ziyaretlerinin de etkisiyle bir şehirde betondan çok yeşilin de olması gerektiğine dair bir özlem duyuyor ve 1800'lerde romantizm akımında yükselmesiyle doğaya olan sevgi, yeniden yönelim, doğayı romantize etme ve sanatın da ilgisinin yükselmesiyle New York'un elitleri özellikle şehrin bir parka ihtiyacı olduğunu söylüyor ve 1840'lardan itibaren şehrin önde gelen gazetecileri ve medya kuruluşları, kanaat önderleri Avrupa seyahatlerinin etkisiyle New York'un da bir Avrupa kenti, bir parka ihtiyacı olduğu, insanların işten, evden çıkıp doğayla birlikte olabileceği, piknik yapabileceği, yürüyebileceği bir parka ihtiyacı olduğunu yazmaya başlıyorlar ve kent de 1840'lardan itibaren bir alan arıyor ve günümüzde New York bölgesinin ortasında, o zamanlar burada tarım alanı, okullar, Seneca Village adında bir siyahların yaşadığı köy de var. Bütün bu bölgeleri kamulaştırılarak oldukça düşük ücretle boşaltıyor ve burada Central Park'ı inşa etmeye başlıyor. Bir yarışma açıyor ve bu yarışmayı kazan iki genç mimar da Central Park projesini imza atıyorlar. Şu anda biz Sheep Meadow bölgesindeyiz. Burası ilk zamanlarda adı üstünde koyunların otladığı bir yermiş ve burada koyunlar otluyormuş. Şimdi ise burası halkın yetkinliği yapabildiği, kalabalık gruplar halinde oturabildiği bir yer ve burası Central Park'ın en ünlü bölgelerinden biri. İnsanların sosyalleşebildiği, hem yeşil hem de New York'un gökdelenlerini aynı anda görebildikleri bir yer. Central Park gezimize başlıyoruz. Bakalım Yunus'un New York Atlası'nın Central Park bölümünü beğenecek misiniz? Hem buranın ırsal adaletini, bilinmeyen yönlerini, çok konuşulmayan tarihi yönleri ve kültürünü konuşacağız. Burada yaşanan acı olayları ve akabinde gelişmeleri yapacağız ve Prozac tedavisi uygulanan dünyanın ilk hayvanat bahçesi hayvanı Büyük Rus'tan da bahsedeceğim. Hazırsanız yolculuğumuza başlıyoruz. Central Park'ın doğu bölgesinde, Seneca Village bölgesindeyiz. Central Park 1950 yılında yapılmadan önce burada 30 senedir faal olan, yaklaşık 3000 insanın yaşadığı ve genellikle siyahların yaşadığı Seneca Village adında bir köy bulunmaktaydı. New York eyaletinde 1800'lerden itibaren kölelik yavaş yavaş kaldırıldı ve 1800'lerden 1840'a kadar bir sürü siyah köle özgürlüğüne kavuştu ve artık özgür bir insan olarak iş piyasasına girmeye başladı. Özellikle Lower Manhattan dediğimiz, yani New York'un o Manhattan adasının güneyinde yaşayan beyazlar, siyahların rakip işçi olarak piyasaya katılmasından çok rahatsız oldu. Özgürlüğüne kavuşan siyahlara, özellikle beyazların yoğun olduğu bölgelerde ciddi ırkçı saldırılar ve linç girişimleri yaşandı. Bu nedenle siyahlar Lower Manhattan dediğimiz, yani New York'un esas ilk yerleşim bölgelerinden kaçmaya ve daha yukarıda, şu anda Central Park'ın bulunduğu bölgedeki yerlerde arsa satın almaya başladılar. Arsa satın almak çok önemliydi çünkü arsası olan erkeklerin oyakları bulunuyordu ve böylece aslında siyahlar arsa satın alarak da oyaklarını ve siyasi güçlerine kavuşuyordu. Bu Seneca Village denilen bölgede 1825 yılında Andrew Williams adındaki bir ayakkabı boyacısı, ayakkabı tamir edicisi ve sonra da nakliye işiyle uğraşan bir özgürlüğüne kavuşmuş siyah girişimci burada ilk arsasını alıyor ve burada 3 tane küçük arsa alıyor ve burada bir ev inşa ediyor. Zamanla özgürlüğüne kavuşan siyahlar burada arsa satın almaya ve bir köy oluşturmaya başlıyorlar ve zaman içerisinde 1825'ten 1850'ye kadar siyah orta sınıfın yaşadığı ve çoğunlukla da okulu olan, kilisesi olan, siyahların çoğu eyaletlerle özgürlüğüne kavuşmadığı bir dönemde siyahların okula gidebildiği, arsası oldukları için oyakta olabildiği bir Seneca Village adında bir bölge oluşuyor. Bu bölgede sonrasında yapılan arkeolojik çalışmalarda aslında durumlarının çok iyi olduğu, orta sınıf
beyaz Amerikalılarla aynı standartlara sahip olduğu ortaya çıkıyor. Ama 1850 yılında Central Park yapılmaya karar verildiğinde şehir yönetimi özellikle beyazların az yaşadığı toprakları kamulaştırma ve daha az tepki çekmek için Seneca Village'in bulunduğu bölgeyi kamulaştırmak istiyor. Ve bunu yapmak için de özellikle medyada çok ciddi bir karalama kampanyası çıkıyor ve burada yaşayan insanlar işte ahlaksız, çok yoksul, işte ahlaki normlara aykırı diye karalamaya başlıyorlar ve yaklaşık 3 hafta boyunca medyada çok ciddi bir karalama kampanyası yapılıyor ve burada yaşayan herkes bir nevi aşağılanıyor. Çok ırkçı ifadelerle haberleri konuluyorlar ki mahkemeler yoluyla veya şehrin yönetim yoluyla buradaki insanların evleri çok daha rahat kamulaştırılsın, bu amaçlanıyor. Ve buradaki insanlar mahkemeye başvurularına, eylem yapmalarına, gösteri yapmalarına rağmen evleri değerlerinin çok altında bir şekilde kamulaştırıyorlar ve 1850 yılında parkın yapılması için zorla evlerinden tahliye ediliyorlar ve evleri yıkılıyor. Andrew Williams buraya ilk yerleşen kişinin daha sonrasında yapılan araştırmalarda itiraz mektubu, dilekçeleri ortaya çıkıyor. Evi aslında 4000 dolar olduğunu o zamanın parasıyla iddia ediyor Andrew Williams ama kabul edilmiyor ve 2000 dolara kamulaştırılıyor. Andrew Williams daha sonrasında şehrin çok daha dışında Queens bölgesinde bir ev alıyor ve oraya yerleşiyor. Bir nevi Manhattan adasından siyahlar uzaklaştırılıyor. Bu çok önemli çünkü o dönemlerde burası belki kamulaştırılmasaydı ve bir park yapılmasaydı Manhattan'ın tam ortasında arsası olan siyahlar ve eskiden beri bir burada yaşamış, belli bir iş kurmuş siyah bir orta sınıf olacaktı. Çünkü bugün New York'un özellikle Manhattan bölgesinde ırksal adalet ciddi bir sorun. Evet, New York'un büyük bir çoğunluğu beyaz değil. Beyazların çok azınlıkta olduğu bir şehir. Ama özellikle en zengin kısımları, en iyi kısımları beyazların özellikle yoğun yaşadığı bölgeler. Bu nedenle eskiden burada bir siyah komünitesi devam etseydi, bir siyah köyü devam etseydi ve Manhattan'ın tam ortasında şu anda en lüks olan bölgesinde siyahların arsaları olsaydı çok daha ırksal adaletin farklı boyutta olduğu bir New York kenti karşımıza çıkacaktı. Bu bölge özellikle 1990'lara kadar hiç bu hikayenin anlatılmadığı, bir nevi unutulduğu bir bölge. Ama 1990'larda özellikle siyah tarihçilerin ve siyah akademisyenlerin bastırmasıyla burada arkeolojik kazılar yapılıyor ve Seneca Village'in aslında kalıntıları ortaya çıkıyor. Ve bugün Central Park'ta aslında her bir eskiden burada siyahların yaşadığı evin, kiliseye, okulun olduğu yerlere tabela konulmuş ve bir nevi bu ırkçılık dolu tarihi hatırlatmak üzere bir görsel hafıza kazanımı yapılmış ve o tarihte yüzleşilmeye çalışılmış. Tabii ki bu kadar köleliğin olduğu, ırksal adaletsizliğin olduğu ve ondan sonra gelir paylaşımının da bütün bu adaletsizlik üzerine inşa edildiği bir tarihle hesaplaşmak çok kolay değil. Ama günün sonunda bu bir nevi utanç dolu tarihle yüzleşilmek istenmiş ve bu bölgede özellikle eskiden yapıların olduğu, işte Seneca Village'e ait evlerin işaretlendiği tabelalar konulmuş. Böylece burada gezenler o tarihi dokuyu da anlayabiliyorlar. Bu da çok ilginç çünkü gerçekten de ırksal adaletin hafızasını parkla yüzleştirmişler ve bir nevi beyaz elitin bir park ihtiyacı uğruna nasıl siyahların evlerini, köylerini, orta sınıf olma kimliklerini ve bir nevi geleceğin metropolünde bir pay edinme haklarını nasıl kamulaştırmada ellerinden alındığını bize gösteriyor. Gezerken insan çok hüzünleniyor ama Central Park'ın güzelliğinin altında yatan kötü bir gerçek de Seneca Village ve artık çok daha bilinen, çok daha konuşulan bir şey olması en azından evleri zorla elinden alınan insanlara da bir nevi huzura kavuşturuyordur diye de düşünüyorum. Parkı gezerken aklıma bir soru takıldı. Bu park nasıl yönetiliyor? Çünkü çok temiz, çok güzel bakımı var ve park baştan sona insan yapımı olduğu için aslında konulan taşlar bile, yapılan göller, ağaçlar, her şey burada insan yapımı ve bu nedenle de aslında korunması belli bir plana bağlı. Bu plan nasıl işletiliyordu merak ettikten sonra şunu öğrendim. Burası bir şehrin işletmesi veya bir kamu kurumunun işletmesi değil. 1990'lara kadar özellikle parkta suçun işte tahribatın, heykellere, ağaçlara, taşlara verilen zararın artmasıyla birlikte şehrin hayırseverleri birleşip şehirle bir anlaşmaya varıp Central Park koruması diye bir özel kurum kuruyorlar ve şehirle anlaşıp buranın bakımını üstleniyorlar, yönetimini üstleniyorlar. Burası
bağışçılardan aldığı destek ile ve genel olarak şehirden aldığı bir vergi geliriyle kendini yürütüyor ama Central Park için harcanan paranın %75'i bağışçılardan geliyor. Central Park'ın çevresi East West Side'lar, Upper Side'lar. Burası en zenginlerin oturduğu, en ünlülerin oturduğu, en köklü ailenin oturduğu yerler. Bu nedenle Central Park'ın 10 dakika mesafede olan insanlar Central Park'a büyük miktarda bağış yapıyorlar. Milyonlarca dolar para atıyorlar ve 55 bin kişi, Central Park'ın etrafında oturan 55 bin bağışçı Central Park'ın bakımını üstleniyor ve bir nevi gelirlerinin bir kısmını buraya aktarıyorlar. Bu kişiler de çok zengin oldukları için de Central Park'ın ekonomik sıkıntısı çok yok. Central Park'ın koruma birimi Central Park için bugüne dek yaklaşık 1 trilyon dolar para harcamış ve yıllık geliri de 74 milyon dolar gibi bir bütçesi var yıllık ve bu parayla buraya yürütüyor. Buranın içinde bir hayvanat bahçesi de var. Central Park Zoo, filmlere, dizilere konu olan. Bu hayvanat bahçesinde Gus adında ünlü bir kutup ayısı yaşıyormuş. Gus işte 2000'lerde depresyona girmiş ve çok mutsuz olduğu ve o kapalı hayattan sıkıldığı teşhisi konulup Prozac'a başlanmış. Prozac tedavisi alan da ilk hayvan olarak tarihe geçmiş. Gus'un Prozac kullanması New York'taki insanlar için bir simge haline gelmiş ve New York'lu insanların bu kadar yoğun, büyük bir şehirde bunalımlarını, psikolojik sıkıntılarını temsil eden bir şehir simgesi haline gelmiş. Ama tabii ki bir hayvanın kapalı bir ortamda hapsedilmesi, bu nedenle de depresyona girmesi, kendi diğer özgür hayvandaşlarından farklı olarak çok acı da bir hikaye ama New York'lar bunu simgeye çevirmişler ve Gus'un Prozac kullanması, depresyona girmesi ve sıkılması, bunun için işte kendisine partnerlerin verilmesi gibi olaylar New York'ta çok konuşulmuş. Kendisi sanırım 2013 yılında bir tümör nedeniyle hayatını kaybediyor. Şu anda böyle bir simge hayvan yok New York hayvanat bahçesinde. Burasının bir özelliği Central Park'ın bir sürü sanat etkinliği yapılıyor. Özellikle 1970'lerde Kolombiyalı akademisyenlerin önerisiyle burada yazın New York Metropolitan Korosu, işte Shakespeare oyunlarının ücretsiz sergilendiği etkinlikler yapılmış ve böylece park kültürel alanından canlandırılmaya çalışılmış. Bugün de Shakespeare Park'ta etkinlikleri her yaz düzenleniyor. Dünya ünlü Shakespeare oyunları ücretsiz bir şekilde sergileniyor. Bu da oldukça keyifli. Bu parkı kültürel anlamda canlı tutan olaylardan biri. Bu etkinlikler yine bağışçıların katkılarıyla sergileniyor. 2013'te bir yatırım fonu yöneticisi toplam 100 milyon dolarlık bir bağış yapmış bu Central Park koruma birimine. Yani bu etrafta oturan çok zengin aileler, çok New York'un en zenginleri sadece oturmakla kalmamış. Bu bölgeyi yaşatmak için, canlı tutmak için de milyonlarca dolar akıtmışlar. Bu da aslında bir şehir simgesinin nasıl elitler tarafından sahiplenince yok olmaktan kurtarılıp aksine canlanmasını sebep olduğunu bize gösteriyor. New York'lu parkına sahip çıkmış. Central Park'ta özellikle bu yoğun iş hayatından bunalan insanlar spor yapıyorlar, koşuyorlar, bisiklete biniyorlar. Bunu yıllardır aslında bunun için kurulan ve insanların bir nevi kendilerine çok yakın, yaşamlarına, işlerine çok yakın bir parkta rahatlamalar için bu mantaliteyle aslında kuruluyor. Central Park uzun yıllar kurulduğu itibaren işte son 20 yılı dışında tutarsak suçun çok yoğun olduğu, özellikle geceleri içeri girmenin, yürümenin çok güvenli olmadığının söylendiği bir park ve burada insanların işte hırsıza uğraması, bir suçun mağduru olması çok olağan karşılanıyormuş. Özellikle ırsal adaletle bu güvenlik sorunu çalıştığı olaylardan biri de Central Park koşucusu olayı. Bunun Netflix'te bir dizisi vardı. When They See Us diye. Türkiye'de de çok izlenmiş, üzerine konuşulmuştu. Aslında bu olayın detayları o dizide de var. Bir gün, bir gece Central Park'ta dönülmüş, çok ağır bir şekilde işkencelerle tecavüze uğramış bir kadın bulunuyor ve uzun bir süre komada kaldıktan sonra iyileşiyor ama kimin bu suçu işlediği, kimin bunu yaptığını hatırlayamıyor ve o gecede bu toplumdan gelen infialin baskısıyla ve özellikle polis teşkilatında bulunan bu ırksal önyargılar nedeniyle polisler çok soyut delillere sahip olmalarına rağmen 5 tane 18 yaş altı, 14-15 yaşında 5 tane üst siyah, ikisi Latin kökenli çocuğu gözaltına alıyorlar ve sorgulama sırasında
çeşitli baskılar, işte arkadaşlarının dövülme sesleri altında veya işte yanlış yönlendirmelerle onlara suçu işlediklerini itiraf ettiriyorlar. Hiçbir hukuk danışmanlığı, ailesiyle görüşme olmadan belirli temel prensipleri atlatılarak yapılan bir soruşturma sonucu ve bu çocuklar belli bir süre hapiste kalıyorlar. Hatta bir tanesi büyük hapishanesinde kalıyor ve kendi çocuklarına çok ciddi bir travma yaşıyorlar. Ama yıllar sonra 2002 yılında özellikle çocuklardan biriyle hapishanede tanışan olan, aynı koğuşta kaldığı söylenen bir adam suçu üstleniyor ve kendisi işlediğini söylüyor. Kendisinin spermiyle kadında bulunan spermle eşleştiriyor ve gerçekten adamın işlediği ortaya çıkıyor ve yıllar sonra çocukların suçsuz olduğu anlaşılıyor, serbest bırakıyorlar. Çocuklar da özellikle bu kendine yönelik ön yargının hem medya tarafından hem de polis teşkilatı tarafından ırksal nedenlerle yapıldığını söyleyip şehre karşı dava açıyorlar. Şehir yönetimi de çocuklarla uzlaşıp 40 milyon dolarlık bir tazminat ödüyor. Bu tartışmalarda aslında nasıl Amerika'daki adalet sisteminin siyahlara ve beyaz olmayanlara yönelik ne kadar ön yargılı olduğunu, ne kadar sistematik bir şekilde aslında işlediği belirtiliyor. Özellikle o dönemde Donald Trump'ın başlattığı bir kampanyada var. Trump gazetede ilan verip bu çocukların idam edilmesini savunuyor ilanında ve özellikle çok ciddi bir sistematik bir şekilde bu çocukları hedef alıyor. Aslında çocuklar Trump'tan da bir özür bekliyor hapisten çıktıktan sonra ama Trump tabii ki bu özrü dilemiyor. Central Park 5'lisi yani şu Van Dyson'ın As'taki olay ya da Central Park koşucusu ki o da buradan bu isimle anılıyor bu olay. Central Park'ın etrafında gelişen bu ırksal adaletsizliğin nasıl sistemde o bütünleştiğini bize gösteriyor ve çok da siyahlar tarafından, hak savunucuları, hukukçular tarafından utançlanılan bir olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle suçsuz olarak ve hukukun temel prensipleri çiğnenerek gözaltına tutulan çocukların yaşadıkları ve bunun da nasıl siyah ve beyaz olmamalarıyla alakalı olduğu çok konuşuluyor. Central Park'ın ikinci bir ırksal adaletsizlikle olan bağlantısı da maalesef bu olay. Central Park. Yeşil. Güzel ama arkada yine gökdelenlerin gözüküyor. İki manzara da aynı kareye girebiliyor. Gerçekten çok keyifli. Adalarda faytonlar yasaklandı ama Central Park'ta hala atların kullanımı, faytonların kullanımı sürüyor. Turistik amaçlı kullanılmaya devam ediyor. Central Park'ın Ramble bölgesindeyiz. Burası birazcık daha patikalı, özellikle birazcık daha böyle inişli çıkışlı, işte mağaralı yapılmış bir yer. Burada eskiden Ramble Mağarası diye bir yer varmış. Orada insanların intihar etmek için çok popüler bir şekilde ziyaret ettiği bir yermiş. Hatta intihar girişiminde bulunan biri işte ben intihar etmek istemedim, buradaki işte ruhsal varlıklar beni etkiledi ifade verdiği için halk tarafından çok korktulmuş ama ondan sonra çok suçların işlendiği ve intihar girişimlerinin sergilendiği bir yer olduğu için kapatılmış ve giriş şu anda yasak oraya. Mağaranın yüzü kapatılmış ama burası özellikle geceleri bir tık ürkütücü oluyordur diye tahmin ediyorum. Gerçekten de birazcık ürkütücü bir havası var. Daha hava kararmadı ama güneş birazcık azalıyor. Bir böyle insana ürperme geliyor. Ama gerçekten de eskiden özellikle gecenin insanların girmeye çok korktuğu bir bölüm burası. Şu intihar hikayesi ve bazı ruhsal paranormal aktivitelerinde yapıldığı iddiası burayı ürkütücü kılmış bir söylem gelişmiş. Yani bu Ramble'la alakalı halk arasında.